Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, madem içinde bulunduğumuz bu yakın zamanda Mevlid Kandili'ni kutladık. Şimdi onunla ilgili sorular da ardı ardına geliyor. Şimdi daha önce Mevlid merasimleriyle ilgili bir merakımızı gidermiştiniz. Teşekkür ederiz de. Bir de Mevlid okumak var. Mevlid merasimlerinin dışında hasreten Mevlid okumak var. Onu soracağım. Yani Mevlid okumak da uygun mudur? Dinimizce herhangi bir sakıncası var mıdır? Ve ne gibi faydaları vardır sakıncası yoksa? Efendim Mevlid doğum zamanıdır. Ve yani Mevlid okumak, okutmak, Mevlid okumak, Mevlid doğum zamanı olunca bugün biz halk arasında Mevlid okutacağım diyoruz. Evet. Bir şey okuyacak. Niye okuyacak? Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kazidesini. Peki o kazidede ne yazıyor? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dünyayı şereflendirdiği zaman ki o güzel halleri, olağanüstü halleri anlatıyor. Olan hadiseler yani. Olan hadiseler anlatıyor. Evet. Bunu anlatmak da aynı şekilde bunu anlatmak. İster nesir şeklinde olsun, ister şiir şeklinde olsun. Şiir şeklinde olup da bunu, bu şiiri ezgili bir şekilde okuyunca, manalar bozmayacak şekilde tabii ki, ezgili bir şekilde okuyunca insan tabiatı bundan hoşlanıyor. Evet. Hani nesirden de hoşlanan vardır, şiirden de hoşlanan vardır. Genellikle bizde mesela Süleyman Çelebi merhumun, bunun dışında da böyle kasideler var, naatlar var. Yani evet. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını anlatıyor. Hele doğum zamandaki halleri anlatanlara. Bir sürü naat var yani. Mesela onlara genellikle Mevlid kasidesi denmiştir. Evet. Bu Mevlid kasideleri bir araya getirildiği zaman, böyle Peygamber Efendimiz'in doğum zamanında okunduğu gibi başka zamanlarda da çocuğu evlenecektir. Bir mevlid yapayım diyor. Anası babası vefat etmiştir. Bir mevlid okuyayım. Faydası olur mu bunların? Efendim Peygamber Efendimiz'den bahsetmek ibadettir. İster şiir şeklinde Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılsın, ister neşir şeklinde toplanıp bir araya bunlar okunduğu zaman Peygamber Efendimiz'den bahsediyorsun aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki inne zikre li salihin tenzilur rahme. Ne demek bu? Salihlerin anıldığı yere rahmet iler. Yani Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam tabi olup, Müslüman olup, onun yolunda giden, emreden, itikadı düzgün, emirlerini yerine getiren, itikadı düzgün, haramlardan sakınıp emirleri yerine getiren kimseye, açıkça haram işlemeyen, haramlardan sakınan kimseye salih denir. Bunun üstü evliyadır. Böyle zatlar anıldığı zaman Allah-u Teala sevgili kullarıdır, rahmet iner. Peki bunların salih evliya yetişmesine kim sebep oldu? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsedersen ne iner oraya? Elbette ki bereket eder, rahmet eder. İşte İslam alimlerinden İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri buyuruyor ki haram ve bidat karıştırmadan mevlid okutmak, mevlid dinlemek çok faydalıdır. Bu faydadan bazıları şunlardır diyor, bazı şeyler sayıyor bu zat. Birincisi mevlid için toplanmak Resulullah Efendimiz'in dünyaya teşrif etmeleri sebebiyle sürur, sevinç ifadesidir. Bir sevinmenin alamettir. Bu sevinç çok kıymetlidir. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. El mer'u me'amen ahabbe. Kimi seviyorsun? Peygamber Efendimiz'i. Seven sevdiğine tabi olur. Onun dediğini yapınca onunla berabersin ahirette. İkinci olarak Resulullah Efendimiz kendileri de dünyaya geldikleri zaman kıymet verirler. Allah-u Teala'nın kendilerini yaratıp var etmesi nimetine şükrederlerdi. Resulullah Efendimiz bugüne kıymet vermelerinin ifadesi olarak oruç tutarlardı. Pazartesi günleri oruç tutup o gün doğdum buyuruyorlardı. O güne hürmeten. Nitekim Resulullah Efendimiz pazartesi günü tutulan oruç hakkında ben o gün doğdum, Kur'an-ı Kerim'de o gün bana indirildi buyurmuştur. O gün yad için, hatırlamak için de oruç tutuyorlar Resulullah Efendimiz. Bugün de oruç tutmak, fakirleri doyurmak, ziyafet vermek, bir yere toplanmak, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam okumak, hayatlarını ve yüksek ahlakını dinlemek de sevaptır buyuruyor. Üçüncü olarak da Resulullah Efendimiz'in doğumu sebebiyle sevinmek, Allah-u Teala'nın emridir. Nitekim Enbiya suresinin 107. ayet gelmesine mealen, ey Habibim biz seni alemlere ancak rahmet için gönderdik. Allah-u Teala diyor ki rahmet için. Rahmet için gönderilen bir zatın dünyaya geldiğine sevinilmez mi? Ha, bazıları sevinemiyor ayrı mesele ama sevinilir. Mevlid, dördüncü olarak da mevlid okuması sebebiyle Resulullah Efendimiz'e salat ve selam okunur. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam her kim günde 100 defa salavat-ı şerifi okursa, kıyamet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup arşın gölgesi altında benimle beraber olur. Ve her kim benim için bir salavat-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için dua ve istiğfar ederler buyurmuştur. Bunu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor.
Dolayısıyla Mevlid kasidesi okunurken de devamlı Resulullah Efendimiz ismi şerifi geçiyor ve salavat-ı şerife getiriliyor. Beşinci olarak Mevlid kasidelerinde Peygamber Efendimizin nuru, dünyaya teşrifleri, mucizeleri, mübarek hayatı ve başka kıymetli halleri anlatılmaktadır. Bunlar ise bir Müslümanın bilmesi icap eden hususlardır. Mevlid kitapları bunları öğrenmeye ayrıca vesile olmaktadır. Bu da bir fayda, ayrı bir faydası. Altıncı olarak buyuruyor, Resulullah Efendimiz kendilerini şiirle metheden şairleri mükafatlandırırdı. Resulullah Efendimiz şairler de vardı. Peygamber Efendimiz bunlardan razı olunca şemail-i şeriflerini, güzel ahlakını, mucizelerini, mübarek hayatını yazanlardan, okuyanlardan elbette razı olur. Onlara iltifat buyuruyorlardı. Çünkü bunların hepsinden maksat Peygamber Efendimiz rızasını, sevgisini kazanmak, kazanarak ona yakın olmaya çalışmaktır. Bunu da o yapılıyor, başka bir şey olmuyor. Yedinci olarak buyuruyor İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri, Resulullah Efendimizin şemail-i şeriflerini, mucizelerini, kendisinden meydana gelen harikulade halleri bilmek, bunları dinlemek ve okumak, Resulullah Efendimiz'e olan imanı ve muhabbeti fazlalaştırır, kuvvetlendirir. Hakikaten öyle. İnsan tanıdıkça daha çok sever, tanıdıkça daha çok bağlanır. Çünkü insan yaratılış ve huyu itibariyle güzel ve iyi şeyleri sever. Elinde değildir. Meyleder oraya. Resulullah Efendimizin güzel ahlakından ve şemail-i şeriflerinden, şemail-i şerif demek Peygamber Efendimizin vücut yapısı demektir. Mübarek gözleri, elleri, saçları, bedenleri onlar demektir. Daha güzel ve daha üstün bir ahenk elbette yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu öyle yarattı. Allah-u Teala öyle yaratmıştır Peygamber Efendimiz'i. Resulullah Efendimiz'i çok sevmemiz emredilmiştir ayrıca bir de. Mevlid-i Şerif bu emrin de yerine getirilmesine sebep olmaktadır. Bu açıdan da faydalıdır. Sekizinci olarak bu zat buyuruyor ki Resulullah Efendimiz'e tazim ve hürmet dinimizin emridir. Mevlid zamanı bu sevinci göstermek, ziyafetler vermek, bir yere toplanmak, fakirlere ikram etmek, sevinip neşelenmek Resulullah Efendimiz'e en güzel tazim ve hürmet olup Allah-u Teala'ya şükrün ifadesidir buyuruyor. Bu da ayrı bir faydasıdır. Dokuzuncu olarak buyuruyor ki Mevlid toplantılarını bütün İslam alimleri, Müslümanlar güzel görmüş. Bütün İslam alimleri ve Müslümanlar güzel görmüş. Her yerde Mevlid-i Şerif toplantıları yapılmıştır. Mevlid-i Şerif okumak ve bu sebeple toplanmak çok kıymetlidir. Nitekim İbn Mesud Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Müslümanların güzel gördüğü şey Allah-u Teala indinde de güzel. Onların çirkin gördükleri Allah-u Teala indinde de çirkindir buyurulmuştur. Şimdi İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri Mevlid-i Şerif okumanın faydalarını mübarek bu şekilde böyle sıralamış. Yani ana hatları itibariyle sıralamış. Evet. Bu naklettiklerimizin hangisi zararlı? Şimdi adam utanmadan, sıkılmadan kalkıyor diyor ki Mevlid okumak bidattır. Bidat niye denir? Bidat Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve onun dört halifesinin zamanında ibadet olarak emredilmemiş bir şeyi daha sonra ibadet diye ortaya çıkarmak. Halbuki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dünyayı teşrifleri zamanında onda görülen halleri okumanın. O sana Hazreti Ömer radıyallahu teala anh Hazretleri, Hazreti Osman radıyallahu teala Hazretleri, Ali radıyallahu teala anh Hazretleri. Bunun için para harcamanın, bunları yazan kitapları toplamanın, dağıtmanın, okumanın. Azıcık bir şey vermenin. Azıcık bir şey vermenin sevaplarını haber veriyor. Neresi bidat oluyor bunun o zaman? Ve Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz de doğum zamanını toplar, o zamanki halleri aynı şekilde kendileri de anlatırlardı. Eshab-ı Kiram da toplanıyor. Çünkü Eshab-ı Kiram bir şey üzerinde, yanlış bir şey üzerinde birleşmez ki. Şimdi Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam devre dışı bırakan, daha doğrusu İslamiyet'i yıkmak için bir taktiktir bu. Şimdi ne yapacak? Bu Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam İstanbul'daki Hırka-i Şerif vardı. İşte efendim yandıydı da bilmem ne olduydu da. Halbuki Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elinin değdiği bir şeyi ateş yakmaz. O hırkayı üzerlerine giydiler. O yanmaz. Yalan söylüyorlar. Ha nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan eşyaları, yerleri, ondan sonra böyle hadiseler reddetmek suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisini, muhabbetini Müslümanlar silip atmak. Ondan sonra da kendi kafalarına göre bir din ortaya çıkarmak. Yani ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri
kendi yorumlarıyla, yani işte Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği, naklettiği gibi değil, kendi kafalarına göre nasıl İseviliği Hristiyanlaştırmışlar ise, Museviliği Yahudileştirmişler ise, aynı şekilde İslamiyet'i de bozacaklar, yok edecekler. Muhammed'i olmaktan çıkartacaklar, kendi kafalarına göre çıkartacaklar. Kendi kafalarına göre bir yol tutacaklar. Dolayısıyla efendim, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını da uzun uzun bilmişler. Mesela Mevahib-i Ledinniye kitabı var, İmam-ı Kassarani Hazretleri'nin. Şevahid-ün Nübüvve kitabı var. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını anlatıyor bu kitaplar. Onlardan okuyunca, öğrenince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak, ondan sonra dünya teşriflerinde görülen halleri okumanın sevap olduğu, ibadet olduğu, dolayısıyla mevlid okumanın bidat değil, ibadet olduğu açıkça yazılı efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan mevlid okumanın faydalarını öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalın.